Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. SRC 2022 sınavlarında çıkacak sınav sorularını artık çözüyoruz arkadaşlar. Sizlere de çıkacak sınav soruları, mutlaka bu soruları çözüp daha sonra sınavınıza girin, uygulama sınav sorularından kalmayın. 2022'de arkadaşlar çıkacak sınav sorularınız SRC 1, 2, 3, 4 hepsinde çıkar. 3 tane soru soruluyor uygulamadan. İkisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. 4 hakkınız var. Uygulamadan 4, yazılıdan 4 hakkınız. Yazılıdan sonra uygulamaya giriyorsunuz. Birinci sorudan başlıyorum. Kontrolsüz kavşaktaki araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız diye bir soru gelmiş. Kontrolsüz kavşaktaki araçları önce belirleyelim. Motorsuz araç, yani at arabası var. Bakın 3'te. Dönüş yapan motosiklet var. Kamyonet düz gidiyor. Otomobil düz gidiyor. Öncelikle kuralımız şudur kontrolsüz kavşaklarda. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. 3 en son geçer. Dönüş yapan araçlar düz giden araçlara yol vereceği için 2 at arabasından sonra geçer. Daha sonra kamyonetle otomobil var. Kamyonetin sağındaki otomobil ilk geçer. Birinci sırada en sağda olduğu için. Sonra kamyonet geçer. Evet, yani 4, 1, 2, 3 şeklinde olacak. Cevabımıza baktığımızda Denizli seçeneği doğru cevap. Evet. Yazılı sınavlarında da çıkar bu soru arkadaşlar. Hemen uygulama soruları aynı zamanda yazılı sınav sorularıdır. Bilginiz olsun. Resimde görmüş olduğunuz lastiğin yanlardan aşınmasının sebebini sormuş. Bakın şöyle yanlardan aşınmış lastikler. Düşük hava basıncı ile kullanılması, yüksek hava basıncı ile kullanılması, çelik jant kullanılması. Arkadaşlar lastiklerde yüksek hava basıncı olduğu zaman lastikler ortadan aşınır. Düşük hava basıncı olduğu zaman da yanlardan aşınır. Bize yanlardan aşınmasının sebebini sormuş. Tabii ki düşük hava basıncından kaynaklıdır. Evet. Lastik havalarının fabrika verilerinden daha fazla şişirilmesi bu tip aşınmalara neden oluyor. Bunun sonucunda yüksek hava basıncı lastiğin taban kısmı, yani ortası, yüksek hava basıncı olursa ortası, düşük hava basıncı olursa da yanlardan aşınması söz konusudur. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz arkadaşlar kişilik tipleri, A tipi ve B tipi kişilik özelliklerinden soruluyor. Burada yine mutlaka hem yazılıda hem de uygulamada çıkan sorular 2022'de de mutlaka sizlere çıkacak. Görüntüde görmüş olduğunuz ışıkta önündeki aracın hareket etmesi için kornaya basıp acele eden kişi tipi hangisidir? A tipi, B tipi ve hiçbiri şeklinde verilmiş. Tabii ki burada dikkat ederseniz kırmızıdan sonra sarı ışık yanmış, tek başına yanıyor. Hemen arkadan kornaya basan sürücünün aceleci olduğunu, yani kişi yeşil ışık yanmadan kornaya basıyor. Burada acelecilikten bahsediyor. Aceleci. A tipi kişilik özellikleri sabırsızdır, acelecidir. Daima faaliyet içerisindedir. Hızlı yürür, hızlı konuşur. Aynı anda iki şeyi yapar. Atılgandır, rekabetçidir. Kendini zaman tehdidi altında hisseder. B tipi kişilik tam tersidir. Aceleci değil, sabırlıdır. İşini yaparken eğlenir, sıcakkanlıdır, yumuşaktır. Ailesine, sosyal yaşama zaman ayırır. Ve zaman tehdidi yoktur. Burada acele eden kişi yani sarı ışıkta acele eden kişi A tipi kişilik özelliği olan bir
sürücüdür. Adana seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuz. Görüntüde görmüş olduğumuz krank milinden aldığı hareketi eksantrik mili veya millerine ileterek swapların açılıp kapanmasına olanak sağlayan parçaya ne denir? V kayışı, vantilatör kayışı, trigger kayışı. Evet, burada da bakın arkadaşlar hangisidir? Tabii ki trigger kayışıdır. Evet, cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet, bu soru da sık sık çıkıyor arkadaşlar. V kayışıyla birlikte trigger kayışı sizlere de mutlaka çıkacak. Dikkat edin. V kayışı ile trigger kayışını karıştırmayalım. Evet. Hemen diğer sorumuza bakalım. Görüntüdeki hareket iletim elemanının adı nedir? Şu. Hareket iletim elemanını sormuş bakın. V kayışı, eksantrik mili, kompresör kayışı. Tabi burada da V kayışını sormuş. Adana seçeneği doğru cevap. Altıncı sorumuza bakalım. Görmüş olduğunuz levhanın anlamı nedir? Mecburi azami hız sınırlaması sonu, mecburi asgari hız sınırlaması sonu, azami hız sınırlaması. Trafik tanzim işaretlerinden 120'yi vermiş, azami hız sınırlaması. Yani 120 ile gidebileceğimizi bize işaret bildiriyor. Evet. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Yedinci sorumuza bakalım. Resimde görmüş olduğunuz trafik tehlike işaretine yaklaştığınızda ne yaparsınız? Gevşek malzemeli zemin işaretini sormuş. Hızımı artırırım. Aracı sollar geçerim. Hızımı azaltırım. Takip mesafemi azaltırım. Hızımı azaltırım. Takip mesafemi artırırım. Evet, gevşek malzemeli zeminde hız azaltılır. Takip mesafesi azaltılmaz. Arkadaşlar bakın. Hangisidir? Tabii ki Ceyhan seçeneği değil mi? Takip mesafemi azaltırım. Değil, artırırım olması gerekiyor. Evet. Hız azaltılır. Takip mesafesi artırılır. Burada cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet. Diğer bir sorumuz, hemen sorumuza bakalım. Diferansiyelin görevini sormuşlar burada. Araca ilk hareketi vermek, motorun dönüş hareketini 90 derece çevirip akslara iletmek, aracın durmasını sağlamak. Bakın diferansiyelin görevi nedir? Diferansiyelin görevi motorun dönüş hareketini 90 derece çevirip akslara iletmektir. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, çok önemli bir soru. Şekildeki hastada neyin kontrolü yapılmaktadır? Dolaşımı kontrol edilir. Hava yolu açıklığı kontrol edilir. Solunumu kontrol edilir. Tabii baş çene pozisyonunu vermiş. Hastaya yaklaşmış. Neyini kontrol ediyor? Solunumu değil mi? Evet, solunumu kontrol ediyor. İlk yardım sorularından cevap Ceyhan seçeneğidir. Vaktinde hisset yaparak soluk alıp almadığına bakıyor. 10 saniye süreyle yapılmaktadır. Cevap Ceyhan seçeneği. 10. sorumuz yine sık sık sınavlarda geliyor. Görüntüde ilk yardımın temel ilkeleri verilmiştir. Doğru sıralama sizce nasıl olmalıdır? A. Koruma. B. Kurtarma. Bildirme. B. Kurtarma, bildirme, koruma. C. Koruma, bildirme, kurtarma. İlk önce olay yerine gittiğiniz zaman kendinizin ve olay yerini koruma altına almak zorundasınız. Daha sonra koruma altına aldıktan sonra da olay yerini karşı tarafa, yani 112 acil servise bildirmeniz gerekiyor. Sonra da ne yapıyorsunuz? Olay yerinde hasta yaralılara müdahale, yani kurtarma yapmak zorundasınız. Koruma, bildirme, kurtarma
Doğru seçenektir. Ceyhan seçeneği. 11. sorumuz. Görüntüde görmüş olduğunuz takograf verilerinin araçta ne kadar süre saklanması zorunludur? 5 yıl, 1 ay, 5 ay şeklinde veriliyor. Takograf verileri araçlarda kayıt yapıldıktan sonra 1 ay süreyle muhafaza ediliyor. İş yerlerinde ise 5 yıl süreyle saklanması gerekiyor. Bilginiz olsun. Evet, burada bize araçta sorduğu için 1 ay süreyle saklanması gerekiyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 12. sorumuza geçelim. 12. sorumuz. Yine sınavlarda sık sık sorulan sorulardan, yıldızlı sınav sorularından yapılan denetimlerde ikinci defa alkollü olarak yakalanan sürücünün ehliyetine ne kadar süreyle el konulur? 6 ay, 2 yıl, 5 yıl. Alkollü ikinci defa yakalanan sürücülerin ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konuluyor. İlk yakalandığı zaman, yani birinci defa yakalandığı zaman 6 ay, üçüncü defa yakalandığı zaman da 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konulmakta. Bu soruda hem yazılı hem de uygulamada sınavlarda gelir, bilginiz olsun. Evet, 13. sorumuz yine önemli bir soru. Yıldızlı sınav sorularımızdan, bakın, görseldeki gibi bir sisli havada hangi farlarınızı yakarsınız? Kısa farlarımı yakarım, tüm farlarımı yakarım, uzun farlarımı yakarım. Sisli havalarda, yağışlı sisli havalarda kısa farlarımızı yakmak zorundayız arkadaşlar. Adana seçeneği doğru cevap. 14. sorumuz. Görüntüdeki araç sürücüsünün davranışını nasıl izah edersiniz? A. Nezaket ve saygı. B. Empati. C. Saygısız araç kullanma. Dikkat edin. Bakın burada yağmur birikintisi var ve kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sıçratılmış ve kişi sırılsıklam olmuş. Bakın burada gördüğünüz gibi burada bir saygısızlıktan bahsediyor, değil mi? Saygısız araç kullanma. Böyle bir durumda vitesinizi düşürüp hızınızı azaltmanız ve kaldırımda yürüyen yayalara saygısızlık yapmamak en doğru harekettir. Empati yapmanız lazım, değil mi? Aynı kişi siz olsanız, yani başka birisini siz ıslatmış olsanız araç kullanırken o kişi sizin hakkınızda ne düşünür? Böyle bir durum söz konusu. Saygısız araç kullanmaya girer. Ceyhan seçeneğidir. 15. sorumuz sınavlarda sık sık geliyor yine. Yıldızlı sınav sorularımızdan. Arkadaşlar çok çok önemli. Arkadaşların en çok karıştırdığı sorulardan birisi. Resimde görmüş olduğunuz yarış pistinde yaşanan kazaları hangi sigorta karşılar? A. Kasko sigortası. B. Trafik sigortası. C. Hiçbiri. Yarış pistinde yaşanan kazaları hiçbiri karşılamaz. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Bu soruya da dikkat edin lütfen. Evet arkadaşlar, serice 1, 2, 3, 4, 5'te YouTube kanalı en doğru adresiniz. YouTube kanalımızı diğer arkadaşlarınıza önerirseniz seviniriz. Tüm arkadaşlarımız bu sorulardan faydalansın. Kanalımıza abone olup kanala katılarak üyelere özel soruları da çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. %100 serici 1, 2, 3, 4, 5'te çıkacak hem yazılı hem de uygulamada çıkacak soruları, garantili örnek soruları çözün. Sınavlarınızda kalmayın. Bir sonraki uygulama sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.